Merhaba arkadaşlar, yeni kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanal açtım. Yeni kanal açmamdaki sebep ise ilk kanalımın kapatılmış olmasıydı. Kanalım kapatılınca tabii ki pes etmedim, yılmadım, azmettim. Tekrardan kanal açma girişiminde bulundum. Bu girişimde bulunurken tekrar abone olmanızı ve beğenmenizi rica edeceğim tabii ki. Israr edeceğim. Sakın bana sövmeyin, ulan Soner demeyin. Çünkü ben elimi neye atsam kuruyor. Bu benim yani bahtsızlığım. Hamama gitmem lazım galiba. Sağlam bir keselenmem lazım ama bunu da açacağım. Hamama da gideceğim. Yeter ki işlerim rast gitsin. Yani bu canavarlığı üzerimden atacağım. Yani kısmetse inanıyorum buna. O yüzden yeni kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda neler yapacağımı demiyorum. Deyince olmuyor çünkü bir engellemeler çıkıyor. Bu engellemelere takılmak istemiyorum. O yüzden kanalımda yaptıkça görün istiyorum. Ve izledikçe kanalım hakkında bilgi edinin. İlk baştaki videolarda dediğim soneri unutun. Tamamen bağımsız ve daha özgür bir kanal. Daha sert eleştirilerim olacak. Ve Soner Altın ile Altın gibi videolar başlıyor. Bugünkü konularımdan bir tanesi babam. Benim babamla değişik bir diyaloğum vardır aramda. Yani beni sever mi kızar mı belli değildir ama yani çözemediğimiz bir ilişki var aramızda. 16 yaşlarındayım. Babama diyorum ki baba bak senin yanındayken araba sürmeyi öğreneyim. Gel bana araba sürmeyi öğret diyorum. Olmaz diyor. Yarın diyor. Yarın oluyor baba bugün öğretecek misin diyorum. Olmaz diyor. Ertesi gün diyor. Ertesi gün oluyor bugün öğretecek misin? Olmaz. Hafta sonu diyor. Şu an yollar çok kalabalık diyor. Trafiğe kapalı bir alan bulamayız diyor. Trafiğe kapalı alanı hafta sonu bulabiliriz diyor. Hafta sonu öğretim diyor. Hafta sonu geliyor. Diğer bir hafta sonu geliyor. Ondan sonraki hafta sonu geliyor. Babam bana öğretmiyor. Bir gün yaktım gemileri, res çektim babam. Babama dedim ki baba dedim ya sen bana öğretirsin ya ben bu arabayı bu kapının önünden kaçırırım. Babam da dedi ki çamaşır makinesinin üstüne koyuyorum anahtarları. Bir tarafın yiyorsa oğlum dedi git dedi kaçır dedi. Ben de dedim ki babacım dedim bak dedim bana bu tür şeyler söyleme biliyorsun dedim. Yapmayacak olsam bile sırf hadi yiyorsa yap dediğin için ben bu işi yapacağım biliyorsun dedim. Hadi dedi hadi canım biz çok gördük öyle insanlar dedi. Gitti yattı annem de bulaşık yıkıyor. Ulan dedim sonra araba kullanmayı bilmiyorsun. Sakın dedim arabayı alma dedim. Babam dedi ki işte yiyorsa alırsın falan filan ya bu kulaklarımla nasıl çınlıyor. Dedim ki Soner bu sözün yiyemezsin dedim yani. Yememen lazım dedim. Arabanın anahtarını gizlice aldım. Aşağıya indim. Arabanın koltuğuna geçtim. Eve bakıyorum ama ne kadar heyecanlıyım. Yani araba kullanacağım ve babamdan kaçırıyorum. Neyse bastım marşa. Güzelce kalkış yaptım. Sokaktan çıktım. Böyle dümdüz bir yol var evimizin yan tarafında. O yolda dümdüz gidiyorum. Durmuyorum. Çünkü durursam kalkamayacağım bir daha. Öyle hissediyorum. Ya da kalkabileceğim bilmiyorum. O an durmak istemiyorum. Çünkü durursam her şey bitecekmiş gibi geliyor. Yani zirvede bitirmek istiyorum. Evin önünde istop ederse. Evin önünde etsin ettiği yerde bırakayım istiyorum. Yani bir şeye güzel başladım. Güzel devam etsin istiyorum. Ama duramam. Durursam kalkamayacağım çünkü. Neyse. Durmam gerekti. Düz yola bir kalkış yaptım. Ulan dedim tamam ben bu işi biliyorum. Genlerimizde var araba kullanmak vesaire vesaire. Neyse bizim oralarda dik bir yokuş vardır. Işıklar vardır. O ışıklara dedim ki inşallah bana denk gelmez. Böyle ağırdan hafiften gidiyorum. Hani ışığı hesaplıyorum. Kırmızı yanmış böyle mesafe var aramızda ama diyorum ki ben yavaş yavaş gidersem tam oraya geldiğimde yeşil ışık yanar. Ben o yokuşta durmadan devam ederim diye planlıyorum. Keza öyle de olacaktı ki son ana kadar. Ben böyle yavaş yavaş gelirken ışık yeşile döndü. O sırada önümde bir tane minibüs ona yol veriyorum zannetti yavaşladığım için. Oysa ki ben tamamen yeşil ışık yansın diye yavaşlamıştım. Birden yola çıktı. O yola çıkınca ben fren yaptım. O sıra adam durdu, yandaki adamla konuşmaya başladı derken adam tam kalkış yaptı. Kalkışını yaptı, ışıkları geçti, sağa döndü. Ben tam dönüş yapacakken ışık yandı. Işığın önü de gerçekten dik bir yer. Ben de orada durmak zorunda kaldım. Durunca da aklımdaki tek şey şu. Geçersem ceza ederim, durursam kalkamam. Dedim ki durayım en azından kalkmayı öğrenirim. Cezayı vereceğim paraya arabaya masraf yaparım diye. Hemen mantıksal bir girişimde bulundum. Durdum orada. Ondan sonra yeşil ışık yanacak. Böyle turuncu yandı. Ben debriyajımı ayarlıyorum, frenimi ayarlıyorum, gazımı ayarlıyorum. Yarım debriyaj tam gaz yapıyorum ama araba nasıl bağırıyor? Araba aşağı salmıyor ama ileri de gitmiyor. Yandaki adam da diyor ki el freniyle kalk, el freniyle. Ben de diyorum ki ulan şimdi el freniyle kalkarsam alışırım hep el freniyle kalkarım. Ya buradan böyle kalkacağım ya da kalkmayacağım diyorum.
Neyse ben biraz daha zorladım. Arkadan kornalar basıldıkça daha çok stresi oluyorum. Dörtlümü yaktım. Adamlar korna basmaya başladılar. Meğersem arabanın kenarından duman çıkıyormuş. Duman çıktığı için bana korna basıyorlarmış ama ben bu korna basmayı bana küfür olarak algıladığım için kulaklarımı tıkadım. Sadece kalkmaya odaklandım derken o dumanı ben de fark edeceğim kadar çok çıkmaya başladı. İnanılmaz bir duman çıkıyor. Ya. Aynı filmlerdeki gibi Sırlar Odası'ndan böyle duman çıkar ya. Kaputun kenarlarından komple böyle beyazımsı, grimsi bir duman çıkıyor. Arabanın içine falan geliyor. O gaz delik yerlerinden falan. İğrenç de bir şey kokuyor ama iğrenç kokuyor. Neyse ben hemen arabayı boşa aldım. El frenini çektim. Stop etmedim. Dedim ki kaputu açayım bakayım. Herkes etrafıma böyle toplandı. Dedi ki oğlum araba yanıyor. Motoru yaktın. Şöyle oldu. Böyle oldu. Çabuk arabanın etrafından uzaklaşın. Şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra bir tane çocuk geldi. Bilgili bir çocuk yani. Ben o zaman 16 yaşındaydım. O da taş çatlasın 20'lerde falan olsun. İşte arabanın gösterge ışıklarına vesaire carta curta baktı. Dedi ki motor yanmıyor. Motor arızası yok. Şu yok, bu yok. Rahat olun ya. Baskı balata yanmış. Bu onun kokusu falan filan dedi böyle. Ben de merak ettim. Dedi ki sen bu arabayı buradan kaldıramazsın. Bir tane çekici çağır. Adam da dedi ki arabayı geri kaydıralım dedi. Sen buraya geç hem yolu açalım dedi. Hem de dedi sen işine gücüne bak dedi. Ben kaputu bir açtım böyle puf diye bir duman çıktı ama inanılmaz bir şey ya. Ben hayatımda böyle duman görmedim yani sanki film efekti gibi oldu. İşte çocuk dedi ki daha bu arabayı buradan kaldıramazsın çünkü baskı balata yanmış. Artık araba artık gitmez. İşte arabanın gitmesini sağlayan bir sistem falan. Orada bana böyle bilgi falan veriyor. Diyor ki çekici çağıralım. Çekiciye yükleyelim. Çekiciyle git. Arabayı aşağı kaydır. Trafiği aç. Dedim ki çekici mi çağıralım? Dedim ben bu arabayı babamdan kaçırdım. Ve babamın öğrenmemesi lazım. Dedim ki ben bu arabayı buradan kaldırırım. Kaldırdın kaldıramazsın. Dedim ki bu arabaya daha fazla ne olabilir ki? Ben bindim arabaya. İyice yüklendim. O sıra ayağımı birden bir çektim. Araba böyle patı çeke 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 tekerler de yanıyor böyle. Yandan duman çıkıyor. Tekerden duman çekiyor. Ben gittikçe böyle arkamda beyaz grimsi duman izi bırakaraktan ilerliyorum. Neyse kapının önüne geldim. Sokağa böyle 4-5 sokak var. Arabanın kenarlarından hala duman çıkıyor ama sokağa öyle giremem. Sokağa öyle girersem etraftakiler görecek. Diyecekler ki ulan bak Soner arabayı yakmış. Hemen babama diyecekler. Dedim ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Gittim bakkaldan koli bandı aldım. Kaputun böyle kenarlarında çıkıklıklar vardır hani açılmasını sağlayan kısım. Oralarına koli bandı yapıştırdım. Koli bandını da yapıştırdım ki duman arabanın altından gitsin yani. Böyle baskı yapsın oradan çıkamasın. Baktım durdu mu durdu. Böyle kapının önüne geldim. Aynı bizim arabanın park ettiğimiz yer dolu değil. Oraya böyle kafalamadan girdim. Geniş bir alandı. Kafadan girdim bir park ettim. Dedim ki koli bantlarını çıkarayım. Koli bantlarını çıkarttım. Baktım duman çıkıyor. Dedim ki koli bandı kalsın. Zaten akşam üzeri olmak üzere. Babam bugün arabayı almaz. Yarın sabah erkenden kalkarım. Ben koli bandını dedim çıkarırım dedim. Ondan sonra böyle kaputun kenarında ufak bir yer bırakmışım. Ama oradan böyle duman çıkıyor. Need for Speed'de oyunlarda olur ya tekerin kenarından böyle duman atan. Sadece oradan ince bir duman çıkıyor. Dedim ki lanet olsun ne yapacağız? Gittim hemen iner inmez. Bizim komşumuz vardı Hakan abi kulakları çınlasın. O balkona çıktı. O sana ne yapıyorsun dedi falan filan. Ben de hemen o panikle gittim dumanın üzerine oturdum. Böyle duman pantolonuma doğru üflüyor. Ben de oradan kalkamıyorum. Bir yarım saat falan oradan Hakan abiyle sohbet ettim. Sonra hafiften bir çekildim. Duman gitmiş. Dedim ki tamamdır yırttık. Sonra eve girdim. İşte ama üzerim öyle bir yanık kokuyor ki anlatamam size. Ondan sonra ablam geldi. Ateş mi yaktınız siz? Teker mi yaktınız? Sen de o teker yakan serseri çocuklar gibi mi olacaksın başımıza? Anne, anne, Soner serseri olmuş. Sokakta, tarlada teker yakmış. Sigara içmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Evin içinde kıyamet, cümbüş. Ulan araba çaldığımı söylesem daha iyi yani. Annem geldi oğlum dedi. Sen dedi bu yollara düşme dedi. Okulunda ol dedi. Oku dedi. Nasıl azarlıyor beni? Ben de diyorum ki ulan diyorum annemin azarlaması mı babamın azarlaması mı? Diyorum annem azarlasın hem namımız yürüsün hani serseri olduk diye. Dedim ki anne tamam bir daha yapmayacağım söz işte çocuklara uydum şöyleydi böyleydi. Neyse o günü atlattık ben sabah oldu. İndim aşağıya koli bantlarını söktüm. Tekrardan evime çıktım. Sonra oturduk hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. İşte ben diyorum ki lan babam bunu ne zaman anlayacak? Şöyle böyle. O sıra babam bir tane işi aldı. Babam kendi işini yapan birisi. İş aldığı firmada babama araba vermiş. Babam da demiş ki ulan kendi arabam yıpranacağı yere yollarda firmanın arabasını kullanayım. Nasıl olsa vermişler bana diye. Babam 15-20 gün kadar o arabayı hiç kımıldatmadı yerinden ve 15-20 gün boyunca ben rahat ettim. Ta ki bayram tatiline kadar. Babam eve bir geldi. Dedi ki hazırlanın köye gidiyoruz. Ama o gün köye gideceğimizle ilgili herhangi bir fikir yoktu aramızda.
Sürpriz oldu yani tamam. Babam güzel bir ödeme almış. İzine çıkmış. Bayram tatili demiş ki ne yapalım ne yapalım. Arabamız da var. Köye gidelim. Yani Türk toplumundan ne bekliyorsunuz ki? Tatil anlayışları köye gitmektir. Biz de her Türk ferdi gibi tatilde köyümüze giden insanlardınız. Dedik ki gidelim. Ben hiç sevinmedim. Babam dedi ki oğlum dedi sen neden sevinmedin? Dedim baba gitmesek mi? Oğlum dedi kafayı mı yedin sen uzun yolu çok seversin dedi. Araba kullanmasan bile ön koltukta oturursun. Belki yolda da veririm sana köyde kesin veririm falan diyor böyle. Diyorum baba yok ya gitmeyelim benim burada işlerim var diyorum. Babam kafayı koymuş köye gidecek yani dedi hazırlan gidiyoruz bu son söz. Ulan dedim ne yapacaksın ne yapacaksın sana hemen gittim içeri telefonla arkadaşlarımı çağırdım. Oktay'ı, Harun'u, Ferhat'ı, Hakan'ı herkesi ya ulaşabildiğim herkesi aradım. Dedim beyler acil bize gelin babama söylemem gereken bir şey var. Sizin yanınızda söyleyeyim ki yani en fazla bağırsın çağırsın o sırada yırtalım. Neyse herkes hazırlanıyor evde valiz bavul yapıyor. Ben de böyle tedirgin tedirgin tırnaklarımı yiye yiye çocukların gelmesini bekliyorum. İşte sırayla 1-2 gelmeye başladılar. 4-5 tane arkadaşım geldi. Oturma odasında oturuyoruz. Herkes bir koltuğa dizilmiş. Babam karşı koltukta. Ben de çocukların yanına gittim. Babam dedi ki oğlum gelsene yanıma otur dedi. Sıkışmayın oraya dedi. Sanki dedi evde dedi koltuk yok dedi. Dedim olsun baba dedim biz böyle seviyoruz. Ben buraya oturayım dedim. Oğlum gelsene dedi. Yok dedim babam buraya. Oğlum gel yanıma dedi. Yok dedim baba ya ne gerek var ben burada otururum dedim. Oturdum. İşte dedim ki baba dedim biz köye gideceğiz yani dedim. Dedi gidemeyiz dedim. Babam dedi niye? Dedim çocuklar sen de bayramlaşma diye gene söyleyemiyorum. Neyse çocuklar sırayla babamla bayramlaşıyor. İşte gır gır şamata konuşuyoruz. Ondan sonra imalarda bulunuyorlar. Babam dedi oğlum sen dedi ne yaptın dedi söyle dedi. Hadi dedi ne bok yedin söyle dedi. Dedim baba köye gidemeyiz. Dedim niye? Ben dedim arabayı yaktım. Nasıl yaktım? Böyle böyle oldu. Ne yaptın sen demeye kalmadan babam anahtarı almış aşağı inmiş. Ben böyle gözümü kapattım bana vurur diye ki babam bu yaşıma kadar hiç bana vurmadı. Ama o an işte refleks olarak bana vuracağını düşünerekten gözümü kapattım şöyle yumuldum. Gözümü bir açtım babam yok. Babam aşağıda arabayı çalıştırmış. Dedi oğlum araba çalışıyor. Dedim baba araba çalışıyor da gitmiyor. Ondan sonra babam arabaya bindi. Dedi oğlum araba da gidiyor dedi. Böyle ileri aldı. Geri aldı. Sokaktan böyle bir tur attı. Geri sokağa geldi. Arabada dedi bir şey yok dedi ya sen dedi yeni kullanıyorsun ya dedi. Bilmiyorsun ondandır dedi. Ulan dedim vay be bana bak dedim o kadar duman çıkarttık ama araba hala çalışıyor dedim. Seviniyorum ama başımıza geleceği bilmiyorum. Neyse dedim ki o zaman köye gidelim hadi. Ben de hazırlandım. Ablam hazırlanmış, annem hazırlanmış, babam hazırlanmış. Ben de hazırlandım. Çocuklar da gitti bizden. Dedim ki haydi yola çıkalım. Neyse İstanbul trafiği, Adapazarı trafiği, işte Bolu'ya kadar bir trafik vardı. Böyle 80'i geçemiyoruz arabayla. Çünkü malum yollar tıkalı. Ondan sonra Bolu'dan sonra bir yol açıldı. Babam dedi ki oh be dedi artık dedi gidebileceğiz dedi. Biz gene 80'i geçemiyoruz. Yani az önce de 80'i geçemiyorduk, şimdi de 80'i geçemiyoruz. Babam dedi ki Allah Allah ya dedi araba dedi neden böyle yaptı ki falan dedi. Böyle vites küçültüyor. Vites küçültse bile devir artıyor ama biz 80'i geçemiyoruz. İşte 80, 80.0.1, 80.0.2 böyle inanılmaz yavaş hızlanıyoruz. Artık baskıyı nasıl yediysem yani araba diyor ki kardeşim ben 80'den ileri gidemem bu kadar. Ve biz onu fark ettiğimizde Sakarya sularında falandık. Sakarya'dan da sonra dedik ki babam ben bu şekilde köye giderim Samsun'da yaptırırım dedi arabaya dedi. Geri dönmeyelim şimdi dedi o kadar yola çıktık dedi. Ve biz her gittiğimiz süreçte biraz daha yavaşlıyoruz. İşte yola 80'de başladık. 70'lerde 60'larda falan bitirdik yani. 60'la falan gittik köye. Bayağı uzun sürdü ve insanlara trafik var dedik. Trafik var yalanı çünkü her zaman işler. Çünkü İstanbul'dan bir yere gidiyorsun ve bayram trafiği. Neyse Samsun'a bir gittik. Sanayiye girdik Samsun girişte. Tabi bayram her yer kapalı. Açık olan yerde bizi kucaklayacak belli. Babam da dedi ki yapacak bir şey yok. Biz de kendimizi kucaklatacağız. Çünkü İstanbul'a dönmemiz lazım aynı arabayla. Biz girdik sanayiye. Adam dedi ki abi dedi siz dedi inanmıyorum dedi ya nasıl geldiniz yoldan böyle dedi. Arabada dedi ne yağ kalmış, ne su kalmış, ne baskı kalmış, ne fren kalmış. Hiçbir şey kalmamış dedi. Hakikaten bir baktık arabanın yağı yanmış, suyu bitmiş, baskı yok, fren yok. Adam bize inanmadı nasıl geldiğimize. Babam dedi ki vallahi geldik dedi. 80'de başladık dedi. 60'da devam ettik dedi. Ve dedi geldik dedi. Ondan sonra beni babam kızmamaktan ne alıkoydu biliyor musun? Babam bana kızmamasının tek sebebi Samsun'a o şekilde gitmiş olmanın gururuydu yani. Bir arabasıyla gurur duyuyordu, iki şoförlüğü de gurur duyuyordu. Çünkü usta dedi ki hiç kimse bu şekilde bu arabayla bu kadar uzun yolu yapamaz.
Ve bu araba bu kadar uzun yılı nasıl yaptı? Babamı iki can evinden vurdu. Yani ustaya verdiği fazla parayı bile babamın gözü görmedi. Babam dedi ki vay anasını be dedim. Bir tek ben bu şekilde gelebilirim. Bir tek dedi benim arabam bu şekilde gelebilir dedi. Ve böylece ben de oradaki hatamı babamın usta profesyonel muhteşem muazzör şoförlüğüyle birlikte kapatmış oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bugünkü anlatacaklarım bitti. Çünkü hızlı bir giriş yapmak istedim. Aslında pek fazla düşünmedim ne anlatayım ne anlatayım diye. Gene geçtim kameranın karşısına. Aklıma bu konu geldi. Bu konuyu anlattım. Çünkü yeni kanalımda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Başlangıcı da böyle olsun istedim. Ve böyle oldu. Bunu sizinle paylaşıyorum. Diğer videolarım çok daha iyi içerikli, çok daha iyi hazırlanmış şekilde olacak. Bu başlangıcımı hoş görün. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.